Evet değerli izleyenler, Balistik Adamlardan selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepimizin uzun bir süredir canla başla, merakla beklediği o muhteşem gün geldi ve çattı. Bugün öğlen saat 2'de Selçuk Bayraktar, bizzat resmi Twitter hesabı üzerinden Bayraktar Kızıl Elma'nın beklenen o müthiş görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Bayraktar Kızıl Elma, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmiş olduğu taksi ve koşu testlerinden sonra bugün ilk defa ayaklarını yerden kesti. Selçuk Bayraktar'ın paylaşmış olduğu videoda Bayraktar Kızıl Elma teker kesme testini başarıyla gerçekleştirdi. Görenlerin hayranlığını gizleyemediği Bayraktar Kızıl Elma böylelikle ilk defa gökyüzüyle de kısmen olsa da buluştu. Yaşanan bu gelişmeyi Selçuk Bayraktar görüntüleriyle beraber onu zor tutuyoruz. Bayraktar Kızıl Elma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah ifadelerine yer vererek paylaştı. Bu kadar hızlı bir şekilde gelişmelerin ardı ardına gelmesi ise artık hepimizi adeta şaşkına çevirdi. Daha geçtiğimiz günlerde ilk test görüntüleri yayınlanan Bayraktar Kızıl Elma'nın bugün saat öğlen 2 sularında ilk uçuş görüntülerinin yayınlanması büyük bir mutluluk ve heyecanla karşılandı. Dakikalar içerisinde binlerce beğeni almayı başaran bu paylaşım tüm sosyal medya aleminin gündemine oturmuş durumda. Bunların haricinde bildiğiniz gibi Bayraktar Kızıl Elma prototiplerinin 2023 yılının sonlarında seri üretime alınacağı da en yetkili ağızdan, yani bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Böyle müthiş bir projenin bu kadar yüksek teknolojileri bünyesinde barındırır halde bu kadar hızlı bir şekilde geliştiriliyor olması herkesi Baykar savunmaya ve Türk mühendislerine hayran bıraktı. Bu gelişmeler vasıtasıyla biz de Türk mühendislerine imkan ve fırsat tanındığında ne gibi başarılara imza atılabileceğini görmüş olduk. Birbiri ardına gelen müthiş haberler yerel medyamızın dışında dünya basınında da kendine büyük bir yer edinmeyi başarıyor tabii ki. Özellikle son birkaç hafta içerisinde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin 2023 yılına olan ve Türkiye yüzyılına olan inancını biraz daha arttırmış durumda. Henüz 2023 yılına girmesek bile, 2023 yılına günler ve haftalar kalmışken, birbiri ardına Bayraktar Kızıl Elma, Milli Muharip Uçak ve daha nice projelerimizden müjdeli haberler gelmesi 2023 yılında yaşanacak olan gelişmeler için büyük bir merak uyandırdı ve beklentiyi de zirveye çekti. Teknik olarak aslında yayınlanan bu görüntüler bir uçuş testine ait olmasa da Bayraktar Kızıl Elma'yı ilk kez yerden havalanmış bir şekilde görmüş olduk. Her ne kadar teker kesme testi olarak isimlendirilse de Bayraktar Kızıl Elma resmen ilk uçuşunu gerçekleştirdi desek yanılmış olmayız. Sonuçta yerden havalanmayı başardı ve tekrar iniş gerçekleştirebilmesi için bir süre boyunca uçuşuna devam edip çeşitli manevralar yapmak zorundaydı. Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı 19 saniye gibi kısa bir süreyi kapsadı. Yani testin sadece bir bölümü yayınlandı. Tamamını göremedik. Görüntülerde Bayraktar Kızıl Elma'nın manevralarını ya da iniş gerçekleştirdiği anları göremedik fakat bunları kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiğini bizler çok iyi biliyoruz. Bayraktar Kızıl Elma'nın motorundan çıkarmış olduğu ses ise adeta yüreklerimizi yerinden çıkardı. Uçuş gerçekleştiren bu modelin Kızıl Elma A varyantı olduğunu da unutmamak lazım. Yani bu ses en düşük ve diğerlerine göre en güçsüz modelden, yani en baz donanımdan çıkıyor. Bunun ardından daha güçlü motorlarla süpersonik hızlara çıkabilecek versiyonu olan Kızıl Elma B geliştirilecek ve Türkiye onunla da yetinmeyip Kızıl Elma B'de kullanılan daha güçlü motorlardan tam 2 tanesinin entegre edilecek versiyonu, yani bünyesinde süpersonik hızlara ulaşabilen 2 adet motor bulunduran Kızıl Elma C varyasyonunu geliştirecek. Çift motorlu versiyonunun çıkaracağı ses eminiz ki Yunanistan'da yankı bulacaktır. Bayraktar Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başladı. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı.
Hatırlarsanız bu tarihte Bayraktar Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma'ya ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Fakat benim açımdan artık proje ile ilgili en önemli gelişme bugün saat 2'de yaşandı. Selçuk Bayraktar'ın paylaşmış olduğu bu görüntülerle Bayraktar Kızıl Elma'yı ilk kez yerden ayaklarını kesmiş bir şekilde gökyüzüne ramak kala gördük. O yüzden benim için şu anda Bayraktar Kızıl Elma kapsamında yaşanan en büyük gelişme bu görüntülerin paylaşılması oldu. 11 Kasım 2021 tarihinde Saha Expo etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Ivchenko Progress arasında AI-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AI-25 TLT turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalandı. Kızıl Elma'nın az önce de söylediğimiz gibi farklı turbofan motorlar kullanan varyantlarının geliştirilmesi planlanıyor. Şunu da unutmadan belirtmekte fayda var. Bir de aramızda dolaşan, hani bunun motoru yerliydi, motorunu neden biz yapamıyoruz, bunu marketten de satın alırsınız diyenlerimiz var. Onlara da kısaca bir cevap verelim. TEİ, bildiğiniz gibi TF-6000 adında Bayraktar Kızıl Elma'yı uçurabilecek bir motor üzerinde çalışıyor. Onun da prototipini geçtiğimiz günlerde paylaşmışlardı. O motor tamamlandığında Bayraktar Kızıl Elma tamamıyla yerli bir platform olarak, yerli motorunu kullanarak havalanacak. Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk prototipleri ses 6 subsonik hızda gidecekken sonraki prototiplerinin ses hızının üstüne, yani süpersonik hızlara çıkması bekleniyor. İlk motor entegrasyon testi 19 Eylül 2022'de başarıyla yapıldı. 20 Kasım 2022 tarihinde ise otomatik taksi ve hızlı koşu testleri gerçekleştirildi. Bayraktar Kızıl Elma'nın 3 Aralık 2022 tarihinde teker kesme testi gerçekleştirildi ve görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden Selçuk Bayraktar bizzat paylaştı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.